Ha evet. Ben niye çocuk gibi kaldım? Eşit boydasınız şu an. Gayet. Nasıl? Eşit evet. Değiliz, ben daha yükseğim. Eşit. Hayır, ben daha yükseğim. Bak. Orhan. Hı. Bir şaka yap da öyle başlayalım. Şak diye çekiyor. Sağlık yapma öyle şeyler. İşte arkadaşlar 30 yaşındaki çocuk. Şu hareketlere bakın ya. Sevgili orta yaşlı arkadaşım. Sana şunu sorayım. Bana orta yaşlı değil mi? Daha 35 olmadım. Orta yaşlı olup olmadığınızı şu soruyla anlayacağız. Karen nedir biliyor musunuz? Ne? Karen. Ne diyor, sen anlıyor musun? Hayır. Ne? Sevgili orta yaşlı arkadaşlarım. Karen? Karen. Karen? Karen, Karen, Karen. Bilmiyorum. Hey Siri gibi bir şey mi acaba? Yabancı bir dizi oyuncusunun adı. Orta yaş, iyice yaşlanmışsın. Sen bakma. Başından kurgu yapmışsın. Bana hiç bilemeyeceğim bir şey sorup baştan orta yaşsın deyip sonra da şey kendini haklı çıkartıyorsun. Bilenler var. Karen nedir? Oha, bugün bak yemin ederim bugün sabah kahvaltısını yaparken Karen's of Instagram tarzı bir şey gördüm. Dedim ki lan bunu bura atayım. Orta yaşlı olunca anlamamız gerekiyor dedin. Ne bulmamız gerekiyor ki? Hayır, orta yaşlı bunu bilseydiniz demek ki yani gençlere ayak uyduruyorsunuz anlamına geliyor ama bilmediğiniz için. Yani genciz o zaman. Ya mal mısınız ya? Ne diyorsunuz abi? Sinirlendim ya. Allah Allah. Karen abi orta yaşlı, belli bir saç kesimi olan, herkesin içine burnunu sokarak o insanları sinirlendiren, kendi fikirlerini başkalarına empoze etmek isteyen, yaş ayrımcılığı, ırkçılık, seksistlik, kadın erkek fark etmeksizin cinsiyet düşmanlığı yapan kişiye deniyor. Aha. Bu kişiler ya aşırı tepkileriyle ofansif ya da yine aşırıya kaçan tepkileriyle defansif olabiliyorlar tartışmalarda. Bu tarz orta yaşlı kadınlara Karen deniyor. Çok ilginç ya. Tam böyle Amerikalı ofiste çalışan şey, yargı dağıtan teyze tipi. Ve kız erkek fark etmiyor yani. Şey, sadece evet. Kadın değil yani. Evet. Erkek Karen'lar da var. Erkek Karen'lar da var. Aynen öyle. Şimdi seninle birlikte... Çok iyi video. Çok muhteşem. İyi ki geldim de. Benzin parasına değdi. Yani... Hay Allah. Çok ilginç videolar ve bölümün sonunda da ay, Karen isminin nereden çıktığına bakacağız abi. Öyle mi? Evet. Aa, okey. Bulduk. İzleyicilerimize hayatlarındaki Karen'ı yorumlara yazmayı unutmasınlar. Size de soracağım bunu. Hayatımda Karen olsa çıkartırdım. Ne? Hayatımda Karen olsa çıkartırdım zaten. İşte. O yüzden hayatımda olmaz. O zaman Dalia niye hayatında? Hey internet, this man and his Doberman just attacked me and my Chihuahua. It's not a Doberman. Bu gerçek mi? What are you doing? No, he didn't. İşte tam bir kere daha hatırlıyor musun? No, he didn't. Fake ya bence. Bir durdursana bırak. Bir tane şey vardı. Video vardı. Kadın şey yapıyordu. Kendini yere falan attı. Bir tane video vardı ya. Neyse, bırak, devam ver. Etmiyoruz. Yok, boşver ya. Ama bir dakika, bu gerçek değil. Bu Karen'la dalga geçiyor. Meme bu. Ama mesela o kadar kötü ki Karen, mesela bu gerçek mi yoksa şaka mı anlayamıyorum. Anladın mı? Çünkü o kadar kötü bir karakter Karen gerçekten mesela. I'm sorry, she's not a Doberman. She's acting. Bence parodi ya. Sinirlendiği insana şey yapmaya çalışıyor yani, başka insanları manipüle ederek hedef gösteriyor. Çok ayıp. Köpeğin haline bak. Bu berman olmayan köpeğin masumiyetine bak yani. Arkasında bir şey yapıyor. Eğleniyor. Kadın neler yapıyor ya. Kadın, o, ben bu videoyu izlemiştim. Bunlar gerçekten nasıl söyleyeyim, hiçbir derdi olmayan, hiçbir tasası olmadığı için ama böyle içinde de bir öfke var, bir nefret var. Onu bir şeye böyle kanalize etmesi lazım, anladın mı? İşte köpeğin tasmasız geziyor. It's okay, I'm sorry. He apologized. Bak, yüz, içinin pisliği yüzüne yansımış insan net böyle oluyor bence. Baksana. What I'd like you to do is apologize instead of being a bitch. You're calling it sorry. Abi gözlerinden nefret akıyor kadının. Bak bak. Bak bak, mimiklerine bak. You a bitch. Your window's open. They can't hear me because they're listening to Kids Bop. Kids Bop. Çok meme zannederdim böyle tipleri. Gerçek mi insan bu? Çok şaşırdım. Hani böyle abartılmış dizi karakteri sandığım tipler gerçek. Evet. Hayır. Bilmem ne falan. Çok öyle tipler var ya. Sinir bozucu yani, değil mi? Şu anda sinirim bozuldu mu peki? Çok bilendim ya. Ne dedin dinlemedim bile. Yüz ifadeleri çok kötüydü. Psycho ya. Evet. Stephen King filmlerinden fırlamış gibi yani. Evet. Abi ne kadar korkunç insanlar. İnsanlar ne kadar korkunçlaşabiliyor ya. Yani şey alıyorsun, o içindeki o kızgınlığın hepsini sana veriyor bakışıyla yani. Gözlerinden anlıyorsun değil mi? Manyamış bunlar ya. Bunlar böyle yaşamaya başlamış yani. Garip bir...
Bu da mı Carol? Bu da gençlerin kaykay kullanması istemeyen bir teyzemiz. Teyze de bayağı egzersiz yapmış oldu ha. Hay Allah'ım çok komik. Çok komik lan. İşini çok kötü yaptı lan. Niye abi, istemiyor ya? Çok ruhsuz ya. Kafasında kır yani, anladın mı kaykayı? Çocuk sonunda sinirleniyor. Kadın da başarılı bir şekilde... Mutlu oluyor. Evet ya. Birinin hayatında iğrenç yaptım. Hani işte bunlar iletişim becerilerini tamamıyla kaybetmiş, kendilerini de kaybetmiş insanlar. Bir şey yani. Karşı sakinlik yetisi kalmamış. Örnek alınmaması gereken kişiler yani. Bakın bir saat oldu hanımefendi, bir saat. Temas yok, temas yok değil mi bu? Çekin bunları, çekin. Bu koca kıçını büyütene kadar birazcık aklına çalış. Mesela herkesin içinde bana birisi koca kıçını diyor. Evet. Yani onu geri rezil edemiyor olman işten dolayı. Korkunç bir şey. Bence işin buna okey olmaz. Yani böyle saçmalık mı olur? Yani sana küfür etseler bile duracaksın herkesin içinde. Böyle bir meslek olabilir mi ya? Koca kıçını büyütene kadar aklını çalıştır. Düzgün konuşmuyorum. Konuş beni. Sen ne saçmalıyorsun ya? Hop 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 hop. Temas yok. Temas yok. Temas etmiyorum. Hop hop hop. Sokak süprüntüsü. Bir de bir şey mi? Böyle olduğu için, kız daha agresif olduğu için şu an haklı olduğunu düşünüyor. Evet, evet. Kadın üzerime yürüdü resmen. Hiçbir şey demedim ona. Ben hiçbir şey yapmadım. Tam böyle diyeceğimi etti. Garip bir şey ya. Sokak süprüntüsü ne demek ya? Sen kimsin? Kendi çocuğum bu kadın olsa yani. Çocuk gibi çünkü asla kadın değil yani. Evet abi, ne hakaretler. Gerçekten evlattıktan edebilirim. Bu bayağı kendini bilmez gibi. Onun yaşı yok, cinsiyeti yok. Bayağı kendini bilmez. Yaşadığı yere saygısı olmayan, saygısız ve terbiyesiz biri bence. Dışarıdan baksan düzgün insan zannedersin. İçi çürümüş. Yazıklar olsun ya. Bir insanın ben belki en son düşmek isteyeceğim durumlardan bir tanesi olur. İğrenç. Hani bir sürü başka iğrençlikler var ama böyle şeyler... Hiç tahammülüm yok yani. Do that again? I was delivering my pizza and what were you saying? Get out of here. Why? This is private property and you're trespassing! I'm delivering a pizza. Get out. Jesus Christ. Not a request. What is wrong with you? Will you please get out of my way? Oh! Are you serious? Get out. Aaa! Tükürmezsin ya! Lama mısın anasını satayım? Mesela tükürme. Ben mesela yine çok triggerlanırdım. Giderdim dikiz aynasını alır arabama koyardım yani. Ne kadar saçma ya. Jesus Christ. Neyse, bu insanlar böyle gerçekten kendi hayatlarına mutlu değiller ve insanlar da mutlu olmasını istiyorlar. Adamın suratına tükürdü. Yuh ya. Abi kesinlikle bu insanlar bunu yapmakta artık bir beceri deneyim kazanmışlar. Nasıl ve yani? Soğukkanlılar tükürürken birden bağırabiliyorlar, birden tükürebiliyorlar. Bozuk insanlar yani. Evet. Çürümüş insanlar yani. Abi bir şey diyeceğim, bu bence Karen'lık değil. Psikopat abi. Yok, evet, bu yaş bence, psikopat bu değil mi? Karıştırıyorsunuz yani. Bu bence bir şey yani. Söyleyeceğim. Pencereye böyle kafasını ve gülüyor. Böyle falan yapıyor. Kesin de deli. Bu Karen falan değil abi, bu deli. Bence de Karen böyle bir şey değil yani. Senin bize ifade ettiğin. Karen böyle bir şey arkadaşlar. Bu ruh hastalığı abi. Abi her ruh hastalığına Karen diyeceksek yandık. Oho, yani. Her şey Karen olsun. Ama ben size ne dedim? Irkçılık yapıyorlar, seksistlik yapıyorlar. Çok böyle geniş bir kapsam yani. Dünyanın %80'ini sen Karen diyorsun o zaman. Ay, yani deli olan. Hayır, bayağı... yanlış ifade bence. Arkadaşlar, benim random bulduğum bence bu bölümü çekmeyelim. Karen'ı yanlış anlamışsınız abi. I just put non-fat milk in there, ma'am. No, I don't taste the whole thing. It literally tastes like you put sugar. Like, it tastes like sugar. I know what non-fat milk tastes like. I can remake it. Gurme. Gurme Karen. It's always non-fat. This is not non-fat. I can remake it if this you want. Ne? Bir şey söyleyeceğim, Karen'lık böyle bir şey olamaz ya. Hani resmen Karen'lık bir... İticilik abi. Yani bu ne? Bir de kadın baştan yapabilirim diyor yani. Saygısız 3 kere falan dedi yani. Saygısız ve terbiyesizlik yani. Burada bu gerçek mi yani? Niye böyle bir şey çekesin ki? Ne diyeceksin? Çok ağır bedelleri olması lazım bunların. Ne gibi? Ne demek abi, sen bir şey alıp birine... sana yardımcı olmaya çalışan birine... Yemisini yapayım diyor. Kız. Nasıl fırlatabilirsin ya? First you parked too close to me and then you hit me with your truck. I didn't do any of that. Yes you did. No I didn't. Yes you did. Kadına araba çarpmış.
Belli. Ama çok önceden, çocukken. You wanna see crazy? Gerçekten bu arada. Bu Karen değildi, bu biraz deliydi bence. Korkutucuydu yani hakikaten. You wanna see crazy? Biz, yok, biz abi, ne izletiyorsun abi sen Karen bize ya? Karen değil bunlar abi. Bu Karen değil. Bunlar gerçekten... Karen olsa anlardım abi. Karen değil bu. Hayır yani... Bu deli. Hepsinin bence psikolojik olarak problemleri var izlettiğin. Crazy? Burada var gerçekten böyle insan. You wanna see crazy? Sinirden şey oluyor artık, anladın mı yani? Kontrollerini yitirmiş insanlar. Yani insanlıklarını kaybetmiş insanların. Kendisi de bir kontrolü yok ya. Evet. Neyse abi, cidden canım sıkıldı ya. Canım cidden sıkıldı. Ben yaşamış gibi oldum bu olayları yani. Bir sürü ayrı kadın, bir sürü ayrı Karen. Hani öyle deniyor, bilmiyorsan eğer. Pay taxes, I pay for this park, and I don't like to see people wrecking it. We're not wrecking it. There's literally so many berries everywhere. Oh my god, we're not wrecking it! Oh, there's so many berries out here, there's so many berries! Oh, there's so many berries out here, there's so many berries! Kızlar 16 yaşında bu arada. Complete twits. I'm saying, eat all the berries you want, just don't take the bush with you. Kadın duyarını haklı buluyorum ama yaptığı şeylerin tutulacak yanı yok yani. Bunlarda da pislik var. Kadın delirtene kadar yani. Yani şeyler, durumdan mutlular. O kadının yaşadığı gerginliği de bunlar da birazcık böyle körüklüyor. Bu kadın bir tık haklı olabilir bence. Bir tık haklı olabilir. Bir de bu karşısındaki konuştuğu kızlar birazcık şey. Fazla yeni jenerasyon, böyle hani ellerine telefon sürekli böyle Instagram'da olan tiplerden. Kadın bir şey söylerken gülüyorlar sonra kadın sinirlenmiş. Kadın sinirlenip onların taklidini yaptı bence. Hayır, bir de şöyle, Karen olmak çok böyle ucu açık bir şey anladım böyle. Bununla bir önceki kadını aynı kefeye koyamam ben ya. İki dakika önce Karen'i öğrendik, Karen şey yapıyoruz. Bu Karen'dır, bu Karen değildir diyoruz. Ne istiyorsun sen? Terbiyesiz karı! Kimsin sen be? Çok seviyesizler ya. Edepsize bak sen. Ben seni çekeyim de gazeteye basayım hadi. Resmimi çekiyor beni, utanmaz. Bırak o resmi! Bırak o resmi! Öyle dön beni canımı sıkma. Şoför bey durur musunuz? Ben polis çağıracağım. Çağır. Sen yine polis çağırtıyorsun. Şoför niye dursun? Ya burada durur. Senin benim fotoğrafımı çekmeye ne hakkın var? Senin de benim hakkımda. Sen kimle konuşuyorsun? Basit karı. Sensin o. Edepsiz. Basit adil. Bana diyor ki efendi, ben orada yarım saat. İnsanları rahatsız bak, etmeyin. Bak yarım saat ben ayakta dur. Çocuğu çocuğu beni geliyor diyor. Oturmadı. Birini oraya. Olayın başı kapuk. Evet ya. Belki de haklı kadın. Başını söylüyor. Ben şimdi söyledi ama. Çocuklarını bir oraya oturtmuş, bir oraya oturtmuş. Bu da ayakta kalmış. Yani. Ama niye fotoğrafını çekiyor? Gerçekten yanlış bir şey bence. Öncesinde tartışıyorlar büyük ihtimal. O da videoya çekiyor. Şimdi bu adam nasıl çekiyorsa o da öyle çekmeye çalışmış. Oturtmadı. Birini oraya oturtmuş. Bak ona sinirlenmiş işte. Gördün mü? Ona sinirlenmiş yani. Bütün olay bu. Yer vermemiş. Diğerleri Karen'dı. Bu Karen mi emin değilim. Çünkü insanları yanlış şekilde Karen diye değerlendirmek çok yanlış. Ama biraz da fazla tepki veriyor yani, anladın mı? Tartıştığın birisi tutup da böyle kamera çıkartıp fotoğrafını çekerse o çok rahatsız edici olabilir. Aşırı da garip bulmadım tepkisini. Ya yine Türkiye'nin Karen'ları daha iyi öbür Amerikan Karen'lara göre. En azından böyle mimikleri deli gibi olmuyor. Teyzeye yer vermek zorunluluk değil ki, jest. Yani çok... Hamile olsa, engelli olsa falan hep okey. Ya bence saygı var ya, kazanılan bir şey. Yani şey, mesela gerçekten teyze... Teyze olsaydı mesela, hani nasıl söyleyeyim, vakur dursaydı zaten o şey yapardı, anladın mı? Karşı. Evet. Ama o muhtemelen, yani şunu da yapmış, ben görüyoruz ya. Gelip böyle falan hani... Yani yanında durmuş. Hayır, direkt ağzıyla yüzüyle belli eden var ya falan diye. Hani şey yaptığını zannediyorum, birazcık göstereyim. Aslında hiç yeteneği yok işte oyunculuğa. Hayır gibi gösteriyor. Ya öyle bir bölüm yapmışsın ki, hani acı ver onu yiyelim, böcek getir onu yiyelim, bu çok can sıktı. Benim de başıma geldi bir kere böyle bir şey. Abi bankamatikte para çekiyor. Arkasında sıra bekliyorum. Bir arkasına dönüp sebepsizce yere bana hesap sormaya başladı. Şimdi videolarımıza devam edeceğiz ama öncesinde şunu soracağım abi. Sence bizim ekibimizde ileride Karen olmaya Gözde. En... Çok ayıp ya. Kendisi Mert diyor şak şak. En salak şeyi yapan kim olur? Emin Mert. Daha çok böyle Karen'lı... Başkalarıyla burnunu sokan tarafında düşünürsen. Ya böyle kötü bir benzetmeyi hiçbir ekip arkadaşıma yapmak istemiyorum. Ama ben açıklamayı yaptım. Hayır. Başkalarıyla burnunu sokmak açısından bakarsan. Anladın mı? Ha kötü olmayan. Evet, hani böyle şey değil yani böyle. Öyle birisi yok bizim şeyde. İç hissedecek olsa. Öf.
Yani karakter olarak ya daha yok, yakın. Yok, öyle bir şey seçmem, söylemem ve öyle birisi yok bence bizim ekipte. Ama nasıl söylediniz ki? Ama... Söyleyin. İki kişi söyleyeceğim. Mert Soydan demek istiyorum. Ben Mert Soydan diyorum. Mert Soydan ve Gözde Gürbak. Neden biliyor musun? Çünkü aramızdaki en sivri dilli insanlar onlar olduğu için en çok oraya kayabilecek kişi de onlar gibi görüyorum. Tanımasam dışarıdan algıyla Gözde derim. Ama Gözde de öyle bir tip değil bence yani. Şimdi ekip arkadaşlarımızın hepsi orada bana bakıyorlar. Şimdi ben bu güzelliklerden hangi birini seçeceğim? Hani Gözde'nin birazcık... Ya şimdi öyle dediğimi duysa ne kadar üzülür ya. Hiç öyle bir şey düşündüğüm için değil. Sen zorla söylettiriyorsun. Ya ben ne yaptım? Ne demek ki ben ne yaptım? Ağzımdan şey alıyorsun hiç. Çok kötü bir örnek. Hiçbir arkadaşım hakkında böyle bir şey düşünmüyorum dedim. Sen ama Gözde dedim, biraz da dedin. Sen var ya çok fenasın ha. Ya atıyorum şu kişi çok dobra. Tamam, Karen gerçekten iğrenç bir karakter. Ben nefret ediyorum. Bizim herkesi seviyorum. Böyle bir şey söyleyemem yani kimse hakkında yani. Gözde biraz şey konularına hassas böyle. Toplum kurallarını aşan insanların direkt yüzüne vurur. Hiç de düşünmez yani bunu. Doğru. Acaba şey olur mu? Kırılır mı? Ne der? O sırada mesela herkesin içinde mi diyorum? Bilmem. Hiç umursamaz. Direkt söyler. O anda. O saniyede. Gözde ve Mert. En yakın onlar olabilir. Evet. Ama kesin de şey demiyorum yani. Onlar Karen demiyorum yani. Karen'lık iğrenç bir şey yani. Öyle olabilecekse bir şey böyle ucundan yakın olanlar onlar demek istiyorum seçelim yani. Seçelim o zaman, aynen, seçelim. Aynen. Peki devam ediyoruz videomuza. Evet. Ben hiç katılmadım. You don't touch me. Do not touch me. You flipped me off. I don't care. Why did you flip? Why did you flip me off? Karen. Karen diyor ne? Ma'am, don't touch me. Do not touch me. Ma'am, I'm a... Karen, are you okay? Bu herif de ama aşırı rahat. Bu herif de Karen yani ki. İkisi de Karen yani. Bunlar deli, Burak. Kanka bunlar Karen'ların değil. Bu ne ya? Yok yani. Bu bölümün adı başka olmalıydı. Karen'lık olmasa bile bana böyle bir videoyu izletebilirsin anormal diye yani. You flicked me off. Şu an korkudan yapıyor. Abi bu çekeni de, çekileni de... Hepsi bunların manyamış ya. İki tane o Karen. O da bir takıntılı bir şey. Ve kadın Karen olmayabilir bu arada. Adam delirtmiş olabilir kadını gerçekten. İyi ya, bana kadını... Oo, kameraya takip edip sürekli bir şey yapıyor. Gerçi o da delirdi ama yani o da çok... Neyse. Abi bir saniye, sevdiğimiz arkadaşımız arıyor. Kim, Anıl mı? Alo. Canım çekil, ölümden çekil. Çekil, nasılsın Orhan? Abi ne yapıyorsun? Ya abi sen ne yapıyorsun? Tamam, bir geri alalım, hiç olmamış gibi. Alo. Tamam. Alo. Orhan nasılsın? Çekil. Hiçbir şey değişmedi aranızda. Ya çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi abi, görüşürüz. Orhan çok acayip bir insan. Kapattı, evet. Hiç şaşırmadım. Ne istiyor lan öyle ki acaba? Hiç de bilemeyeceksin yani. Hey, okay, I'll call you back. Hey, I have seen you around this neighborhood too many times. This is ridiculous. Your car is insanely loud. No. No. There are children that live in this neighborhood. Lamborghini olduğu için senden nefret ediyorum. Belki seninle manita olabilirdik, lanet olsun. This is ridiculous. Adamın cevabı inanılmaz yani. Arabanı çok sesli kullanıyorsun. Bu mahallede çocuklar yaşıyor. Ne alakası var çocukla sesin? Ya da uyuyor falan dese. Aynen. Olduğu için. Manipüle yani, işte yani. O aracın oradan geçmesi gerçekten çok huzursuzluk yaratan bir şeydir. Eminim ki. Gerçekten çok yüksek bir sestir ve insanı birdir, ikidir, üçtür, dörttür, beşinci de bu hale getirebilecek bir şeydir. Yani kadını ben bir yandan anlayabiliyorum. Yani artık... Ama adam ne yapacak abi? O zaman satışı yasaklansın. Adam evet. Almış. Güzel bir şekilde söyle yani. Deneriz buna şansını. Bir de telefonu kapatıyor falan. Evet abi. Bir dakika seni sonra arayacağım. Sen ne yaptın sanıyorsun? Ya böyle tepkiler verdiğimizi düşünebilir misiniz birilerine? Az önce Karen oldum mesela. It's you. Now you are... Oh my god! Niye gidiyor? Oh my god! Ne oluyor ya? Ne oldu abi, ne yaptınız? Oh my god. Bence olay ne biliyor musun şu anda? İki Karen hakikaten savaşıyor. Bir tanesi yenildi bile.
Çünkü... Ama yenilgisini de şimdi bak... El kaldığı, el kaldırdığı anı yakaladı çünkü diğeri. Ay bayılıyor taklidi yapacak. Ay, bir de güvenli düşüyor şöyle ellerini koyar. Dura bak ya. Yok artık Allah kahretsin. Ulan güzeliydi bu, müthişti gerçekten. Yavaş yavaş slow motion düşüyor. Bu insanlar akıl yapacaklarına gerçekten yardımcı olunması gerekiyor bence bu insanlara. Bence de. Öyle mi diyorsun? Dalga geçilmek yerine. Bence de. Meme değildir yani bu. Neyse Goran bir anlatsana. Abi. Yeter diye. Artık ya. Yeter. Devam. Canım sıkıldı ya. Abi daha ne, daha nesi devam? Abi gerçekten internetin berbat tarafları var ya. Ay sorunlu ya. Amerika'da böyle insanlar çok var gerçekten. Sebebi de ne biliyor musun? Yaya geçidin, yaya geçidinde durduğu için. Anladın mı? Yaya geçidini kestiği için Karen krize giriyor. Krize giriyor. Evet. Bu da Karen değil. Deli. Abi siz Karen tanımını daha yeni duydunuz ya. Ne oluyor size? Hayır biz şey demeye çalışıyoruz. Hayır biz şunu demeye çalışıyoruz. Yani zaten... Karen mimine ismini veren Karen'ın nereden çıktığı tam olarak belli değil. Ama çoğu kişi Dane Cook'un bir komedi gösterisinde şimdi izleyeceğimiz videodan sonra Karen'ın ortaya çıktığını düşünüyor. Think of the group of friends that you've hung out with the most. There is one person in every group of friends that nobody fucking likes. Öyle bir şey yok bence. Example. Karen is always a douchebag. Bundan çıkmış. Group has a Karen and she's always a bag of Karen. Douche. When she's not around, you just look at each other and go, God, Karen, she's such a douchebag. Bence bu eski ya komedi. Evet. O zamanlar Karen'lar daha büyümemiş tam tabii. Şimdi tam büyüdüler. Anladın mı demek istediğimi? Bu adam da eski bir komedyen ya. O zamanlar Karen'lar 30 yaşında falandı. Anladın mı? O zaman arkadaş ortamında. Evet, arkadaş ortamındaki Karen'dı. Şimdi evet. Hepsi anne Karen oldu. Aynen öyle. Bu şekilde idi. Orhan son olarak. Bizi izleyen genç arkadaşlarımız var. Ve bu genç arkadaşlarımız ileride bir Karen'a dönüşme potansiyeline sahip. Bu kişilerin Karen olmasını nasıl engeller? Oo, onun konuda yapacak hiçbir şey yok. Olacaklarsa olacaklar, onu asla değiştiremezsin. Herhangi bir insanı bu konuda eğitemezsin. Çok ezik ve zavallı bir insan olman gerekiyor ama bunun asla farkında olmaman gerekiyor. Anladın mı? Ve bütün karakterini bunun üzerine kurman gerekiyor. Dolayısıyla bir yalan yaşaman gerekiyor aslında ve böylece bilgisiz ve eğitimsiz kalman gerekiyor hayatım boyunca. Yani çok küçük yaştan başlayan bir şey. Ve asla değiştiremeyeceğim bir şey ve asla öğrenemeyeceğim bir şey. Onları hiçbir güç vazgeçiremez. Evet. Geçilir. Bu yola baş koymuş insanlar oluyor. Abi gerçekten burada lisede de öyle tipler vardır. Yani orta yaşlı olmasına gerek yok. Ben eminim bence bu de. İzlediğimiz kadınların okul hayatında da bu baskınlık, bu deli hareketler vardı yani. Yani sonradan üremiş bir şey değil bence bu. Bence de. Eğer yakınınızda tanıdığınız bir Karen varsa elinden tutun, en yakın psikoloğa götürün. Gerekli tedaviyi sağlayın. Topluma mutlu bir birey kazandıralım ve Karen'lar ortadan kalkmış olsun. Sorunu çözdük. Bu bir, kendini rezil etmektir. İnsanın kendi kendine utanması için bir sebeptir. O duruma düşmeyelim. Kendi iplerimizi kendi ellerimizle tutalım. Kışkırmayalım insanları. Hayattaki hiçbir kimse size bir şey borçlu değil. Hiç kimse. Ya da mesela kimse sizinle hemfikir olmak zorunda değil. Şu maske takıyor. Maske takmayın, ölürsünüz. Ya da işte şunu yapmayın, kızarım falan. Saçmalık yani. Kimse kimseye karışamaz özetle yani. Hayatta kimse kimsenin hayatını, özgürlüklerini kısıtlayamaz. Bölüm bitti Orhan'cığım. Teşekkür ediyorsun. Ben asıl teşekkür ederim. Ya yalan İkinci söylüyorum. Bölümde gitmeliymişim. Gerçekten canımı sıktı bu bölüm. Gerçekten yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Gözden özür dile. Abi bak sakın üstüme gelme. Ben açıklamamı yaptım. Tamam. Ben Gözde'ye Karen falan demedim. Ne dedin? Aradan birisi hani... Bak sen de biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ayıp lan. Şurada fotoğrafı var. Gözlerine baka baka bir de. Oğlum yani. iyice sinirlendirdin ya. Sen beni Karen yapmaya çalışıyorsun ya. Atıyormuşum kendi hayallerimi.